Ukrayna'da parlamento ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve mali krizden çıkmak için hazırlanan krizle mücadele programını onayladı. Uluslararası Para Fonu IMF, Ukrayna'ya 14 ile 18 milyar dolar arasında kredi vereceğini açıklamıştı. Böylesine etkili ve haklı bir zam yapmak için hükümetin mevcut sistemde reform yapması gerekiyor. Bu reformda düşük gelirli kesim için tüketilen enerji konusunda mali yardım şartını gerektirebilir. Söz konusu ekonomik reform programının para ve döviz konusu gibi kritik alanlar, finans politikaları, enerji, yönetim ve şeffaflık üzerine yoğunlaşacağı kaydediliyor. Bütçemiz bizi her zaman çok zorladı ve zorlayacak. Ancak şu an için başka bir çözüm yolu görmüyorum. Ukrayna'nın bu durumdan çıkmak için bir yol bulması gerekiyor. Bu artan fiyatlarla, düşük emekli maaşları ve asgari ücretlerle nasıl yaşanır ki? Uluslararası kredi kuruluşlarının önümüzdeki 2 yıl içinde Ukrayna'ya sağlayacağı desteğin 27 milyar dolara çıkabileceği belirtiliyor. Euronews Kiev'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ukrayna'da doğal gaz zammı Mayıs ayında planlanmıştı. Bu da fiyatlarda genel artışa ve halk arasındaki hoşnutsuzluğa neden olabilir. Ancak hükümet öncelikle düşük gelirli kesime destek olmayı öngören bir paket sözü veriyor. Angelina Karyakina, Euronews, Kiev.